İşte acaba cerrahların el becerisi ortadan kalkıyor mu? Evet. Robotlar bu işi yapıyor mu diye onu da Onu söyleyeyim. diyecektim. Şimdi bir kere ameliyat yapan robot değil. Ameliyat yapan laparoskopik kamera içerideki organlar değil. Ameliyat yapan yine cerrah ve Cerrah. cerrahın eli de değil. Cerrahın kafası ve beyni. Yani her zaman bir cerrah sorarken bu cerrahın eli iyi mi derler. Ya bu cerrahın beyni iyi mi diye bir sormak lazım. Bu cerrahın kafası iyi mi? Niye? Çünkü biz her zaman ameliyattan önce bitiririz aslında. Yani çok acil bir ameliyat bile olsa ameliyat öncesi biz kafamızda o ameliyatı bitiririz. Evet. Hangi organdan ne yapacağız? Hangi damarı nereye koyacağız? Hangi kanseri nasıl çıkaracağız? Tümörü nerede dokunacağız? Nereden gireceğiz? Nereden elektrik vereceğiz? Nereden koter yapacağız? Nereden kesip alacağız? Nereden biyopsiye göndereceğiz? Kafada biter bu. Bir Ha projesi çizilmiştir ameliyatın, tabii planı ameliyat tamamen sırasında bir yapılmıştır. sıkıntı olduğu zaman işte hastanın, doktorun tecrübesi ortaya girer. Bilinç altında yılların tecrübesi onu artık refleks olarak o ameliyatı yaptırır. Yani düşünmeye bile artık bazen ihtiyaç duymaz cerrah. Çok hızlı bir şey tak tak tak. Her zaman derler siz ameliyatta niye müzik dinliyorsunuz? Ameliyatta fıkralar anlatılıyor. Ameliyattan bir muhabbet var. İyi de o ameliyatı o fıkraları anlatılana kadar yıllarca zaten bilinç altında depoluyorsunuz. O yüzden kafa iyi olması lazım. Beyin teknik iyi olması lazım. Ellerin hareketi, titremesi, bilmem nesi bunlar beyinden çıkan işlerdir. İşi bilen cerrahın eli falan titremez. Kaç yaşında olursa olsun. Biz Gazi Yaşar Gül'ün ben bir ameliyatını izledim Ankara'da. Adam 80 yaşında falandı o zamanlar. Bu masa ne kadar titriyorsa adamın eli o kadar titriyordu. 80 yaşında bir kişinin eli titremez mi? Titrer. Titremiyor ama. Neden? Ona o manipülasyonu veriyor. Elini belki bir yere dayıyor. O kontrolü alıyor. Hastaya en az zarar verecek el manipülasyonu yapıyor. İşte cerrahın kafasında oluyor bu iş. Peki bu robot nedir? Robot elin titremesiyle ilgili bir şey değildir. Robot NASA'nın geliştirdiği bir sistemdir aslında. Ona da birkaç cümle söyleyeyim. Ben Amerika'da ihtisas yaparken yapılıyordu o iş. Aslında uzayda ameliyat yapmak için çıkarıldı. Yani burada benim konsolum var. Ben ellerimle giriyorum. Üç boyutlu görüntü önümde. Bilmem kaç kez büyütülmüş. Kamera hastanın içinde. Benim kollarımın uzantıları hastanın içinde. İster mide olsun, ister kalp olsun, ister bağırsak olsun fark etmez. Ben uzaktan ameliyat yapıyorum. Nerede yapıyorsunuz ameliyatı? Çok uzaktan. Mesela bu dünyadan diğer dünyada olabilirdi. Bu şehirden diğer şehirde olabilirdi. Ama biz işi biraz aynı odada yapmaya başladık. Aynı odada yaparken de zannetmeyin ki tek bir cerrah giriyor. Hastanın başında yine bir ameliyat ekibi açık olabilecek duruma karşı hazır ameliyat ekibi oluyor. Esas nedir? Cerrahtır. Esas nedir? Ameliyat ekibidir.